Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere veri yapısı nedir, nasıl kullanılmalıdır, veri türleri nelerdir gibi sorulara kısa ve anlamlı cevaplar vermeye çalışacağım. Bu kapsamda veri türleri, ilker veri türleri, kullanıcı tanımlı türler ve tür dönüşümlerinden bahsedeceğim. Veri yapıları nedir sorusuna geçmeden önce Linux işletim sisteminin çekirdeğini geliştiren yazılım mühendisi Linus Torvalds'ın Kötü programcılar yazdıkları kod hakkında endişelenirken, iyi programcılar veri yapıları ve ilişkileri hakkında endişelenirler sözünü hatırlatarak veri yapılarının önemini vurguladıktan sonra başlığımıza geri dönelim. Veri yapısı nedir? Bilişimde bilginin yeri oldukça önemlidir. Çalışmaların odağında bilginin nasıl kullanılacağı, nasıl işleneceği ve nasıl organize edileceği bulunmaktadır bilgisayarda bilginin en aktif işlendiği yer bellektir. Dolayısıyla bilginin bellekte en doğru şekilde organize edilmesi gerekmektedir. İşte veri yapısı da bu bilginin bellekteki organizasyonudur. Bu ifadeden aslında verinin en hızlı nasıl ulaşılabileceği, en hızlı nasıl sıralanabileceği gibi önemli konuların irdelenmesi, algoritma tasarlanması ve veri yapısı önerilmesi anlaşılmalıdır. Verinin bilgisayar bilimindeki en temel temsili bit kavramıdır. İkili sayı sistemi olarak anılan bu yapıda sıfır ve birler bulunmaktadır. Devamında günlük hayatta sık kullanılan onluk sayı sistemi temsil açısından programlamada yerini bulmuştur. ASCII yani American Standard Code for Information Interchange bir Amerikan kodlama sistemidir. C++'ın da benimsediği bu kodlama her karakteri bellekte temsil eden bir ASCII kodu bulunmaktadır. Böylelikle her bir karakter 1 byte yani 8 bittir. Bunun anlamı 2 üzeri 8'den 256 farklı karakter tanımlanabilmesini sağlar. Bunun yanında Java dilinde görebileceğimiz Unicode 2 byte yani 65536 farklı karakter demektir. Bilgisayar biliminde bir probleme çözüm bulma yolunda bu şekilde çok fazla ayrıntıya inmek programcıyı donanım ayrıntısı ile boğacak ve tasarım oldukça zorlaşacaktır. Bu süreçte çözüm yolunun bulunması oldukça zaman alacaktır. Dolayısıyla problem çözümünün donanımdan soyutlanması gerekecektir. Veri yapısı kavramının bir katkısı da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Burada devreye soyut veri yapıları girer. Liste, yığıt, kuyruk ve ağaçlar gibi oldukça faydalı veri yapıları birçok problemin etkili bir şekilde çözülmesinde soyut araç görevi görürler. Veri türü nedir? Bir verinin bellekte nasıl tutulacağını, değerinin nasıl yorumlanacağını ve veri üzerinde Hangi işlemlerin yapılabileceğini belirleyen bilgiye veri tipi denir. Demin bahsettiğim soyutlamada veri tipleri önemli rol oynar. Veri türleri ilkel, türetilmiş, kullanıcı tanımlı olarak 3 gruba ayrılabilir. İlkel türlere int, char, bool, float, double veya benzeri, türetilmiş türlere dizi, gösterici, kullanıcı tanımlı türlere class, struct, union ve enum örnek gösterilebilir. Bir değişken tanımlandığında bu değişken ile ilgili olarak bellekte bir hücre oluşturulur. Mesela bu bir int türü ise 4 byte'lık bir hücre oluşturulacaktır. Oluşan bir bellek hücresinde 3 özellik vardır. adres isim ve değer. Adres 16'lık tabanda. Eğer bu double türü ise bu sefer 8 byte'lık bir hücre oluşacaktır. Kullanıcı tanımlı türlere örnek olarak enum verilebilir. Yaptığı şey numaraları ifadelerin arkasına gizlemektir. Yani burada Pazartesi aslında sıfırdır. Cuma da dört. Dolayısıyla ekrana görüldüğü gibi dört yazar. Ama okunabilirliği arttırmak adına enum türleri oldukça faydalıdır. Kodun içerisinde geçecek dört rakamı hiçbir şey anlatmazken cuma şeklinde yazılması günün hangi gün olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Tür dönüşümlerinde küçük veri türünden Büyük veri türüne atamalarda herhangi bir problem yaşanmaz. Bunun nedeni veri kaybı ihtimalinin olmamasıdır. Fakat asıl sorun büyük veri türünden küçük veri türüne atama işlemidir. Veri kaybı ihtimali vardır. C++ gibi kuvvetli bir tür kontrolü olmayan dillerde buna herhangi bir hata vermez. Ama hata vermemesi veri kaybını engelleyeceği anlamına gelmemektedir. Eğer veri sığmayacak durumda ise veri kaybı ne olur? Ekranda görünen double p değeri x değişkenine atanmıştır. Ve virgülden sonraki veri kaybolur. Sağ tarafta ise küçük veri türünden büyük veri türüne atama yapılmış fakat herhangi bir problem yaşanmamıştır. C++ dilinde türlerin kapladığı yer ile ilgili olarak kesin bir değer vermek doğru olmaz ortamdan ortama, derleyiciden derleyiciye ufak değişiklikler olabilir. Fakat her ortamda garanti olan şekilde verilen sıralamadır. Ortamdan ortama değişkenlik gösterebildiği için boyut bilgisine ulaşmak adına size of operatörü kullanılır. Size of operatörü hücrenin içerisinde bulunan değer ile ilgilenmez. Hücrenin alabileceği maksimum boyutu verir. Dolayısıyla ekrandaki örnekte değişkenlerin içerisinde aynı sayı bulanmasına rağmen boyutlar farklı olduğu için ekrana farklı değerler yazmıştır. Son söz olarak programcının donanımdaki detaylara dalmaksızın problemin çözümüne odaklanması veri yapıları çalışmaları sayesinde sağlanmaktadır. Buna donanımdan soyutlama denmektedir. Soyutlamanın ilk adımı aslında ilkel veri türleriyle yapılmaktadır. Dolayısıyla bunlara en temel veri yapıları diyebiliriz. Bundan sonra gelecek konular aslında bu temel üzerine inşa edilmiş binalar olarak düşünülebilir. Tasarlanacak olan bu veri yapılarında temel işlemlerin ne olduğu ve bu işlemlerin hangi hızda gerçekleştiğinin belirlenmesi bilgisayar mühendisliğinin en temel çalışmaları arasındadır. Elimden geldiğince özetlemeye çalıştığım veri türleri konusu umarım belleğinizde bir yer edinebilmiştir. Bu konuları pekiştirmek adına bolca örnek kod yazıp sonuçları görmekte fayda var. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.